İyi akşamlar değerli Son Ses TV izleyicileri. 20 Aralık 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen, emekli maaşlarında artış yapılması gerektiğini açıkladı. Başkan Ekmen, yeni dönem içi yapılacak düzenlemelerde emekli maaşlarında en az asgari ücret kadar artış sağlanması gerektiğini belirtti. Ekmen, emekliye insanca yaşayabileceği maaş verilmesi gerektiğini savundu. Emniyet tarafından ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik Zehir 2 operasyonu başlatıldı. Operasyonda ülke genelinde alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldı. Yüzden fazla şüpheli gözaltına alındı. Kozluk Hürriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Sokağı açıldı. Öğrencilerde kalıcı ve etkili öğrenmenin pekiştirilmesi amacıyla Hürriyet Ortaokulu'nda tarihi İbrahim Bey Camii, Malabadi Köprüsü, Hazo Kalesi gibi tarihi yapıların 3 boyutlu çalışmalarının incelenebildiği Sosyal Bilgiler Sokağı açıldı. Açılışa Kaymakam Eyüp Güngör de katıldı. Batman merkeze bağlı Oymataş Köyü sakinleri çamur bataklığına dönen 600 metrelik köy yolunun stabilize yapılmasını istiyor. Oymataş Köyü sakinleri 600 metrelik toprak yolun yağışlı havalarda çamura dönüştüğünü belirterek özel idareden köy yolumuzun bu sene asfalt yetişmemesi durumunda en azından stabilize yapılmasını istiyoruz. Kısa bir yol olmasına rağmen, dilekçe vermemize rağmen halen yolumuz yapılmıyor dedi. Batman'da 40 gün önce çalınan motosiklet polisin titiz çalışması sonucu Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulundu. Batman'da Veysel Çetin'e ait 15.000 TL değerindeki motosiklet 40 gün önce Turgut Özal Bulvarı üzerinde park halindeyken çalındı. Bisiklet Batman ve Bismil polisinin titiz çalışmaları ile Bismil'de bulunarak sahibine teslim edildi. Saadet Partisi Batman İl Solumlusu Fesih Bozan, Gercüş İlçe Teşkilatı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Saadet Partisi'nin iktidara yürüyüş hamlesinin Gercüş'ten başladığını belirten Bozan, yaşanabilir bir Gercüş için Gercüşlü vatandaşlarımızın Saadet Partisi'ne üye olmaya çağırıyoruz dedi. Batman İl Özel İdare Ekipleri, Kozluk ve Sason ilçelerinde meydana gelen heyelanı temizleyerek yollara ulaşımı açtı. Ekipler Kozluk ilçesine bağlı Yeni Doğan ve Akçalı Grup Köy Yolu ve Sason ilçesine bağlı Altıdere, Yuvalar ve Meşeli Grup Köy Yolu'nda meydana gelen heyelanı temizleyerek yolları yeniden trafiğe açtı. Batman Öğrenci ve Personel Servis Karayolları Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi, artan maliyetler ve okul yönetimlerinden kaynaklı sorunlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Atatürk Parkı'nda toplanan şoförler sorunlarını dile getirdi. Batman Öğrenci ve Personel Servisçiler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hanifi Ekremoğlu, kooperatifimize danışmadan okul saatlerinin değiştirilmesi ve mazot, vergi gibi maliyetlerin artması sektörümüze darbe olmuştur dedi. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri Seyitler Mahallesi'nde bulunan bir eve uyuşturucu baskını düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve resmi belgede sahtecilik suçundan 8 ayrı dosyadan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan MSG isimli şahıs ev baskınında yakalandı. 510 gram bonzai, 90 gram eroin, 59 fişek eroin, 1 adet hassas terazi, 48 adet tabanca fişeği, 91 adet kartuş ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Minikler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Gaziantep'te yapıldı. 18-19 Aralık tarihleri arasında Gaziantep'te yapılan Minikler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'na ilimizi temsilen Batman Gençlik Spor Kulübü ve 1955 Batman Belediye Spor Kulüpleri toplam 7 takımla katıldı. Trabzon Taraftarlar Derneği Başkanı Necmi Malkoç ve yönetimi Batman Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya'yı ziyaret etti. Komutan Başkaya'ya Trabzon forması hediye eden dernek yönetimi, Batman ve Trabzon arasında köprü görevimizi yapmaya devam edeceğiz dedi. Anadolu Teknikerler Federasyonu kuruldu. Batman Teknikerler Derneği de federasyon çatısı altına girdi. Batman Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Durmaz, Batman adına Ahmet Tekeş Bey, hem federasyonun kurucu üyesi hem de federasyon başkan yardımcısı olmuştur. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye Teknikerler Konfederasyonu kurulacaktır dedi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.